çeşitli sebeplerle üzerimize geliyor. Peki ne yapmak lazım? Bu arada dikkat etmek lazım. Yani konuşmamıza dikkat etmek lazım. Neleri kaybedebiliyoruz bu arada, ona dikkat etmek lazım. Ya da şöyle de diyenler var. Şeytan bana burada bir efendim acı vermektedir. Kötülükler şeytana nispet edilir. O anlam var. Yani Allah'a nispet etmiyor. Neden? Şeytan unutturdu diyor ya ayet-i kerime. Musa aleyhisselam kıssasında var. Yusuf aleyhisselam kıssasında var. Şeytan unutturdu. Ha, bir de bu var. Bazıları da şöyle anlamışlar. Şeytanın azap vermesi, yani bana gelen bu musibetlerden sonra sana hakkıyla kulluk yapamıyorum ya Rabbi. Hani tebliğ olabilir, cihat olabilir, ibadet olabilir, öyle değil mi? Şimdi diyelim hasta olmayan bir adam namaz kolay kılar. Ama hasta ise ona çok zor gelir. Hastalık o namazdaki lezzetini de belki azaltabilir. Şimdi böyle bakılınca Cenab-ı Hak da ona buyuruyor ki اُرْتُدْ بِرِجْدِكَ هَذَا مُقْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ Ayağını yere vur dedik. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Tabi detayı var. Hangi kuyudur, hangi sudur ya da mecazi anlamında ayağını vur, yürü, git midir? Ayrı bir konu. Ama böyle bir tedavi, böyle bir yol kendisine gösterdik diyor. Ve sonra وَوَهَبْنَا لَهُ اَهْلَهُ وَمِسْلَهُ مَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِعُلِ الْاَلْبَابِ Bak aynı şey söyleniyor. Tarafımızdan bir rahmet ve akıl ve izan sahipleri için de anılacak bir örnek olmak üzere ona aile efradını bununla birlikte bir mislini daha bağışladık. Şimdi şöyle soralım içimizde biraz yaşı kemalde olanlar. Bazen kaybettiğimizi zannettikten sonra da kazandığımız oldu mu olmadı mı? Oluyor değil mi? Hani diyorsun kaybettik, bir daha ben bu işi toplayamam, bu gelirim yetmez, hedeflerime ulaşamam. Sonra bir dönüp bakıyoruz ki hiç o hani bittik gittik, ekmek parası yok, hedef yok, şu yok dedik. Aradan yıllar geçti, üstüne bir şey koymuşuz, eklemişiz, ziynetlendirmişiz. Tekrar veriliyor mu? Veriliyor. Bir imtihan daha devam ediyor. Şimdi bir de hanımıyla da bir imtihanı var ama Kur'an-ı Kerim detayını söylemiyor. Yani eşiyle arasında bir problem olmuş, öyle söyleyeyim. Karı koca arasında olabilir. Daha evvel biz bazıda geçmişti. Ve imraatun khafet min baliha. Kadın kocasından korkarsa diye. Demek ki yalnız bir şey var. Bal kelimesi Kur'an-ı Kerim'de put anlamına da geliyor. Etedûne ba'len. Bal putuna mı tapıyorsun? Bal sahip, malik demektir. Yani şöyle bir şey söyleyeyim de bu kadar yeter. Eğer orada Baal değil de Zevç denseydi, Zevç zevcesini korkutmaz. Korkutan Baal'dir. Kötülük yapan kadın da imraedir. O da zevce değildir. Hani Zevç zevcene de neye benzer? Bir eldivene benzer. İkisi de aynıdır, öyle değil mi? Birisi öbürünü korkutuyorsa, biri öbürüyle geçinemiyorsa, Kur'an-ı Kerim bunlara eş demiyor. Ne diyor? Başka kelime kullanıyor. İşte diyelim karı koca gibi biraz da. Ama bunlar, ben birine sordum, böyle o vaazı yapmıştım. Siz eş misiniz, karı koca mısınız dedim. Bir durdu, biz eş değiliz dedi. Hemen anladım. Yani huzurlu değiliz evde. Huzur oldu mu ne olur? Eş olur, zevk sevici olur. Şimdi peygamberlerin evinde de karı koca arasında bazı hadiseler olur mu? Olabilir. Olur yani. Neden Kur'an-ı Kerim'de bizim peygamberimizin eşleriyle ilgili geçen hadiseler anlatılmıyor mu? Anlatılıyor. İlle olacak diye bir şey yok. Ama olur. O da yemin etmiş herhalde hanımı dövmeye. Bak. Ayet buyuruyor ki وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ Buyuruyor ki yemin etti ya hanımına 100 tane vuracağım diye herhalde yemin etmiş. 100 tane vurdum ki zaten o kadın gitti. Allah da merhametli, peygamberler de Allah'tan vahiy alıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, eline bir demet bitki sapı al. Bir demet bitki sapı alıp onunla vur, yeminini yerine getirmiş olursun. Bir bitki sapında 100 tane var mı? Var. Şöyle bir vurdun, hile-i şer'iye gibi diyelim. Vurdun, ne oldu? Yemini yerine getirdin, vurduk işte. Zarar eder mi o bitki sapıyla 100 taneyle dokunsan? O da zarar etmez. Ne oldu şimdi?
vurulmuş oldu. Cenab-ı Hak buyuruyor ki inna vecednahu sabira. Biz Eyyub'u sabırlı bulduk diyor. Hani deminden beri kısa kısa anlattık ya ayetlerde. Bak sabır büyük bir nimet. Biz onu sabırlı bulduk. Halbuki sabır Allah verir insana ama kul da talep edecek, onu isteyecek. O zaman ne buyurdu Cenab-ı Hak? Ni'mel abd. Ne güzel kul bu dedi. Nesi güzel? Musibet zamanındaki duruşu güzel. Musibet zamanındaki yalvarışı güzel. Tabii diğerleriyle beraber ama burada örnek o anlatılıyor. İnnehu evvab. Hep Allah'a dönüktü o. Hep ona yönelirdi diyor. Yani zarardayken de, kârdayken de, kavgalıyken de, barıştayken de Allah'a yönelen bir insandı diyor. Öyleyse değerli müminler, burada tamamlayalım. Demek ki bu kısa dersimizde Enbiya suresi, Sa'd suresinde iki ayette, iki yerde geçen, başka iki yerde de hidayet ve vahiy olarak geçen Eyyub aleyhisselamın sıkıntı zamanındaki teslimiyetini, sabrını Allah-u Teala bize ne yapıyor? Ölçü ve güzellik olarak göstermektedir. Cenab-ı Hak bizlere de bu hakikatleri anlayarak dünya hayatında bir sıkıntı geldi mi şimdi de bununla imtihan oluyorum. İmtihanın sorusu zor. Kolay zannettiğimiz şeyleri de kaybetmiş olabiliriz. Kolay zannettiğimiz işleri kaybetmiş olabiliriz. Bir hoca efendiyi dinledim. İmam oluyor. Yani hatta söyleyeyim Ayasofya, şimdiki Ayasofya Camii açıldı ya, onun Hünkar Mahalli çok evvelden açılmıştı. Yani sadece padişahın namaz kıldığı 30-40 kişinin aldığı kısım açılmıştı. İşte bir ezan okunuyordu, açılıyordu. Peyderpey hamdolsun açıldı. Oraya bir imam tayin ediliyor. Şimdi yeni tayin edilen imam değil. Daha evvel imam var oranın imam üyesine. Şimdi bu son yenisini, iki tane de yeni atıyorlar. Diyor ki öyle etkilendim ki, halbuki Ayasofya'nın ana mihrabında kıldırmıyor. Sadece aynı kubbenin altında bir köşe işte. Padişah korunsun diye hani Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi camide falan şehit ettiler. Hazreti Ömer'i neyse. Böyle olunca hani padişahlar, idareciler korunsun. İmam diyor ki Fatiha'yı okurken yarısında unuttum. Okuyamadım heyecandan diyor. İmtihanı görüyor musun? Bir imam Fatiha'yı okuyamaz mı? Yani demek istediğim bazen nimet bile adama büyük imtihan sebebi olur. Onun için biz şöyle zannediyoruz, sağlıklı olalım, zengin olalım, varlıklı olalım, nimet böyle olsun. O doğru bir iş değil. İsterseniz onunla ilgili bir ayeti söyleyeyim. Hemen Fatiha diyelim, söz sözü açıyor. Ayeti bulduğumuz zaman وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ. Nerede yerini söyleyeceğim. Hac suresinin 11. ayeti. İnsanlardan kimi vardır ki Allah'a dinin bir ucundan ibadet eder. Harf kenarı demektir bir şeyin. Tamam mı? Hani var ya harf diye kullanıyorsun. Allah'a bir ucundan ibadet eder. Eğer kendisine hayır isabet ederse, nimet, sağlık, zenginlik, evlat, işte yazdık, kışlık, o zaman Allah'tan razı olur. Bak, ve in esabehu hayrun mutme'annebi. Ve in esabetu fitnetun galebe la veci. Eğer kendisine diyor Cenab-ı Hak bir bela isabet ederse yüzü üstü döner, dinden çıkar diyor. Yok ya ben Müslüman oldum, umreye de gittim, namaza da gittim, işler iyi gitmedi, istediğim gibi olmuyor. Ne oldu? Yani cemaata, tarikata mı, vakfa mı, hizmete mi girdim, bizim işler iyi gitsin diye. Gitmedi, gitmediyse ben de bırakırım diyor. Bak ayet-i kerime diyor ki böyle kenardan kenara ibadet edenler var. Kenardan kenara olmaz mı işte? Hasret dünya vel ahire, dünya ve ahireti perişan olur. Bu apaçık bir ziyandır diyor Cenab-ı Hak ayette. Zalike vel husranul mübin. Yani ben Müslüman oldum, çocuklar hep erkek olsun, kazançlar çift çift olsun, sağlıkta problem olmasın, hiç sıkıntı çekmeyeyim. Ama çektim, gözüme ne ibadet ediyoruz, umreye gidiyoruz, hacca, namaz, zekat veriyoruz. Öyleyse gevşetelim. Böyle yapanlar var. Siz böyle olmayın. Bunlar hüsrandadır diyor. Cenab-ı Hak da bizi deniyor böylece. Rabbimiz ve ente erhamur rahimin olan Allah'ımızdan imtihanı kazanmayı bizlere muvaffak eylesin. Hepinizden Allah razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.